Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Ankara Sincan'da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Hakim Emlak'a konuk olduk. Yanımda işletme ortaklarından Rafet Sönmez ve Mehmet Elibol var. Efendim, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Elibol, Hakim Emlak'ın işletme ortağıyım. Ankara Ayaşlı'yım. Yüksek lisans mezunuyum. Peki efendim. Rafet Bey, biraz da sizi tanıyalım. Ben Rafet Sönmez. Hakim Emlak'ın ben de ortağıyım. Beraber ortak işletmemiz var. Bölgenin yerlisiyiz. Sincan Çimşit köylüyüm. Efendim, Hakim Emlak kaç yıldır faaliyet göstermekte ve siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Hakim Emlak 15 yıldır bir kuruluş. Ben de bu işle 5 yıldır uğraşıyorum. Peki Rafet Bey, size soralım. Emlakçılık nedir? Emlakçılık müşteri hizmeti sunmak, doğru yere, doğru dairelere yönlendirmek, müşteriyi sonuca ulaştırmak, işlemlerini bitirdikten sonra memnuniyet verebilmek ve güven verebilmek, insanları memnun edip gönderebilmek. Peki efendim, emlakçılık alanında yaptığınız çalışmalardan bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Öncelikle hizmetimiz müşteriye dayalı. Ve banka firmalarıyla aracılığımız kredi finansman danışmanlığı yapmaktayız. Ayrıyetten müşterinin sıkıştığı konularda yardımcı olmak zorundayız. Daire satışlarında yardımcı oluyoruz. Müşteriyi doğru şekilde ve doğru pazarlamayla yönlendiriyoruz. Mesela şöyle bir şey anlatabilirim. Bütçesiyle ilgili ileride doğacak sıkıntıların zarar görebilecekleri konumları anlatıyoruz. Ve güvene dayalı işimizden dolayı hani para kazanacağız diye vatandaşları da yanlış yönlendirmiyoruz. Doğru şekilde ve doğru hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bölgemizde hizmet veriyoruz ve uzun yıllara dayalı bir hizmet politikamız var. Ve bunu da doğru gerçekleştirdiğimize inanıyorum ben. Peki efendim, emlakçılık dışında danışmanlık da yapıyorsunuz. Genel olarak müşterilere ne gibi hizmetler sunmaktasınız? Bunlardan konuşalım. Tamam. Bölgede tarım üzerine, hayvancılık üzerine araziler bulmaktayız. Ayrıyetten toplu konut projelerinde müteahhit arkadaşlarımıza yardımcı olmaktayız. Ayrıyetten vatandaşımıza daire satışlarında, daire alışlarında ne gibi bölümlerde, hangi bölümlerde yardımcı olacağımızı anlatıyoruz. Ve isteğe göre hizmet veriyoruz. Konut alımlarında dairede, bölgede ekspertiz de yaptığımız için ve buranın yerlisi olduğumuz için ekspertiz alanlarında da yardımcı oluyoruz. Hani doğru daireyi mi alıyorlar, yanlış daireyi mi alıyorlar, bütçelerine göre mi alıyorlar, yoksa genelde alım gücü krediye dayalı olduğu için insanları doğru yönlendirme yapıyoruz. Mesela şöyle anlatayım. 100 bin liralık veya 200 bin liralık bir daire alımında vatandaşın ödeme gücünü sonuçta herkes istiyor ki saraylarda oturalım ama ödeme gücüne göre de hareket etmek zorundalar. Bu yönlerde doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki Mehmet Bey, size soralım. Daire alımında nelere dikkat edilmelidir? Şimdi daire alımında önce müşteriyi anlamak gerekiyor. Hani kredili mi alacak, nakit mi alacak? Ya kredili alıyorsa hani çok yüksek bir miktarlara sürmemeye çalışıyoruz onu. Çünkü zorlanmasın, ödeme gücü hani kolaylık olsun diye. Hani doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Bütçeye göre hareket etmesi lazım müşterinin. Yani tamamen hani müşteriyle iletişimimize bağlı. Hani onu anlamak gerekiyor, karşındaki müşteri nasıl bir daire arıyor, bütçesine kadar. Bunlar önemli çünkü. Doğru yönlendirmek gerekiyor müşteri yani.